Kahveniz var ve sütlü kahve mi atıyorsunuz ama nasıl köpürteceğinizi bilemiyorsanız size tam 3 tane evde yapabileceğiniz süt köpürtme tarifi vereceğim. Hiç vakit kaybetmeden malzemelere geçelim. Tabii ki süt lazım. Sütün yanı sıra köpürtmek için malzemeler neler? Elinizde eğer French press varsa bir French press olabilir. Ve hatta şu benimki gibi süt köpürtme ve yumurta köpürtme cihazları bildiğiniz mixer'a benziyor. Bunlardan olabilir. Hiçbiri yoksa bir tane bal kavanozu dahi işinize yarayabilir. Ama biraz tehlikeli bir yöntem. Ya daha doğrusu tehlikeli derken fışkırma şansı var. O yüzden dolayı bahsettiğim şekilde yaparsanız hiç problem olmadan kullanırsınız. Hemen en kolayından en zoruna doğru gelelim. İlk başta dediğim gibi bu süt köpürtmek amacıyla yapılmış cihazları kullanacağız. Öncesinde sütü ısıtalım. Ne kadar ısıtacaksınız? Burası çok önemli. Sütü böyle nasıl anlatayım? 90 dereceler falan getirmeyin. Parmağınızı soktuğunuzda böyle çok canınız yakmayacak kadar süt ısınsın. Daha fazlasını ısındırmayın. Ne kadar köpürtmeye çalışsanız da o deli gibi köpürmeyi, daha şeylerdeki gibi köpürmeyi sağlayamıyorsunuz. O yüzden ne yapacağız biz? Bahsettiğim kadar ısıtacağız. Ondan sonra yapmaya başlayacağız. İlk başta dediğim gibi süt ısıtıyorum. Bakıyorum. Şu an istediğiniz kıvama geldi. Elimizi hafif yanacak kıvama kadar getirirseniz yeterli. Bir miktar sütü karıştıracağımız kaba veyahut da kullanacağımız bardağın içerisine koyacağız. Şöyle dökmeden. Bahsettiğim cihaz bu. Çok basit bir sisteme sahip. İçerisine koyuyoruz. Çok dipten yaparsanız şu şekilde gevşek bir köpük elde ederseniz ve belli bir miktar çoğalır. Şöyle anlatayım. Süt burası. Köpürttünüz biraz. Biraz daha üstüne çıktınız. Biraz daha üstüne çıktınız. Biraz daha üstüne çıktınız. Yani o köpüğü daha fazla köpürtmeye çalıştırırsanız daha böyle ipeksi bir köpük ve daha yoğun bir köpük. Hani cappuccino'nun köpüğü gibi bir köpük elde edersiniz. Bu da size ufak bir dipnot olsun. Gördüğünüz gibi ne kadar yoğurt kıvamı gibi resmen bir köpük elde ettik. Şimdi French press'i de yine basitçe açtık. Bir miktar süt koyuyorum. Buradaki yöntem ise şu şekilde. Biraz daha kısa sürede yapıyor gördüğünüz gibi. Ama köpüğü bir yere kadar çok böyle ipeksi bir köpük değil. Gördüğünüz gibi birisi biraz daha gevşek bu ama daha böyle ne santim cappuccino kıvamı gibi. Şu biraz daha latte art için yapılmış gibi. Daha böyle yoğun bir kıvama sahip. Şimdi gelelim üçüncüsüne. Bildiğiniz bal kavanozuna ihtiyacınız var. Sütün sıcaklığının çok fazla olması lazım. Süt bir süre sonra ister istemez nasıl derler ona, gazını çıkartıyor artık onu. Bir anda kola gibi patlıyor. O yüzden dolayı sütü çok çok sıcak olmayacak. Ve az bir miktarda süt koyacağız. İşte bahsettiğim gaz buydu. Tabi aralarındaki en zayıf halka bu oldu ama yapacak bir şey yok. Yani elimizdeki malzemelerle bunu da yapabilirsiniz. Sadece kahvelerini de koyalım. Gördüğünüz gibi üçünün de köpükleri hiç fena sayılmaz. Sizce hangisi daha iyi? 1 numara mı, 2 numara mı, 3 numara mı? Yorumlarda yazıp en iyisi hangisi olduğunu siz karar verin. Ama ben öncesinde bir tatlarına bakacağım. Güzel. Lezzetli. Fena değil. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz aşağıda abone ol butonu var. Oraya basıp bana abone olmayı. Aynı zamanda info bölümünde de Fatih Özgün adlı bir kanalım var. Oranın linkini veriyorum. Bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Biz parti yapacağız. Kendinize iyi bakın.